minişler çömlek yapıyor. Hadi gel abicim. Geldim abi. Ayrıca neden beni amcam gele getirdin? Kardeşim çünkü benim basketbol kursum var bugün. Saat dokuz buçukta başlıyor. Onun için biliyorsun annem ve babam işte. Onun için seni amcama bırakmam, bırakmam gerekiyor. Çünkü basketbol kursuna sen gelemezsin. Nedenmiş o? Ben iyi basketbol oynarım. <laughs> ya şaka yapma. Senden basketbolcu mu olur? Ya küçümseme beni. Her neyse. Benim sadece iki saatlik. İki saat sonra seni geri alacağım tamam mı? Amcanı sakın üzme. Tamam abi o zaman sen gidebilirsin. Tamam yoksa geç kalacağım. Ben gidiyorum. Amcana haber vermiştim zaten. Kendine iyi bak. Acaba amcam nerede? Açıkçası amcamı görme yeri çok oldu. Onu özledim. O kiraz hoş geldin. Hoş bulduk amcacım. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim tatlım. Ne yapıyorsun? İyi amcacım. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Pamuk şeker ister misin? Evet, zaten gözüm senin oradaki pamuk şekere kaldı. Ay canım benim, aynı sen de benim gibi şekeri çok seviyorsun. Ay hiç sorma amca. Resmen şekere krizim var. Bir şeker görünce dayanamıyorum. Aynı amcasına çekmiş. Tamam o zaman hadi şuradan bir tane pamuk şekeri al da gel. Yaşasın canım amcam. nefis görünüyorlar. Ben maviyi almak istiyorum. Veya yeşil de güzel duruyor. Acaba hangisini alsam? Her neyse amcamı bekletmeyin. Bir tanesini alayım gitsin ya. Buldum. Ben maviyi alacağım. Mmm benden büyük ya. Aa dede. Hayvanlarına yeni bir yeni bir ev mi yaptın? Aynen öyle. Sana tam bunu gösterecektim ama fark ettin. Ay amca ne kadar da güzel tüm hayvanlarını buraya koymuşsun. Ama amma da çok hayvanın varmış amca ya bunları nasıl bakıyorsun? Ben hayvanları çok severim. Gördüğün gibi bir sürü hayvanım var. Ayrıca üç tane yeni hayvan aldım. Ne? Sen bunların hepsine nasıl bakıyorsun ya? Ben balığıma bile doğru düzgün bakamıyorum. Sen bunların hepsine Allah aşkına öldürmeden nasıl bakıyorsun? Daha ben bir tane balığı bile besleyemiyorum. Portakal atlı balığım öldü. Ya Allah rahmet eylesin. Bak, biliyorsun çok fazla hayvanım var. Hepsi bir yere dağılıyordu. Kuşlarım uçuyordu. bu Bukalemunlarım her yere saldırıyordu. Köpeklerim her yeri yani patilerini sürerek pislik yapıyorlardı. Onun için ben de onlara bir ev yaptırdım. Yanına da sütikarları koydum. Miau. How? 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 Ay, hiç sorma o köpek o kadar yaramaz ki kızım. Hav 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 hav. Ay pamuk şekerime patilerini sürdü. Hav 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 hav. Dede, senin daha doğrusu amca senin hiç akıllı bir hayvanın yok mu? Maalesef hepsi birbirinden yaramaz. Fakat en akıllısı şurada gördüğün mor bir tane ismini bilmediğim bir hayvan. Ormandan gelmiş. Nedense bu hayvan çok akıllı. Ayrıca hiç de saldırmıyor. Aa, ben o hayvanı ilk defa gördüm. Evcil değil, değil mi? Evet, evcil değil ama ben yine de besliyorum. Ayrıca amca senin ne kadar da çok çömleğin var. Evet kızım. Daha yeni mi öğreniyorsun? Ben çömlekçiyim. Çömlekçi misin? Evet. Eğer bu çömlekleri yapmasam para kazanamazdım ki benim işim bu. Ben bir dükkanım. Evimin hemen yanında çanak dükkanım var. Daha doğrusu çömlek çanak dükkanım. Burada gördüğüm bir sürü çömleği yapıp satıyorum. Bugün de pazar olduğu için dükkanı açmadım izin günüm. Hatta yaptığım bazı çanaklara, daha doğrusu çömleklere, yiyecekleri ve içecekleri bile koyabilirim. Mesela 3 tanesine koydum. Şurada da kedilerimin yiyeceği taze balıklara koydum. Aynı çorba tası gibi çok küçük oldukları için içine çok fazla kurabiye gibi yiyecekler sığmıyor. Amca burası resmen bir dükkan gibi olmuş. Gerçekten çok güzel çömlekler. Bir şey diyeceğim Kiraz. Efendim amca. Biliyorsun iki saat beraberiz. Çömlek yapmak ister misin? evet isterim. Neden olmasın ki? Ama benim namaz kılmam lazım. Neden ki? Çünkü ezan okunalı çok oldu. Hemen abdestimi alıp namaz kılacağım. Sonra da beraber çömlek yaparız. Ay çok heyecanlandım. Ama ondan önce tekniklerini öğrenmen lazım. Ben hemen namazımı kılayım da başlayalım. Harika. Namazıma takıldığıma göre artık pamuk şekerlerimizi yiyip hemencecik çömlek yapmaya başlayalım. Evet, amca, e, bu arada kahve de içelim mi amca? Aa, doğru onu unuttum. Hemen pamuk şekerimi yiyeyim de kahvelerimizi getirelim. Zaten çok az. Mmm, gerçekten bu kırmızı pamuk şekerlerin tadı çok güzel oluyor. Sen en çok hangisini seviyorsun? Biliyor musun aslında ben en çok sarı renkliyi seviyorum ama bu sefer farklı deneyeyim dedim. Anladım. O zaman ben bu çubuğu bırakayım da hemen kahvelerimizi getireyim. Şşş. Teşekkür ederim amcacığım. Ben de kahvemle pamuk şekerimi yiyeyim de hemencilik başlayalım. Çok heyecanlı. O zaman hadi ben kahvemi içerken sen de rahatça pamuk şekerini ye. Hmm, çok güzel ya bu pamuk şekerin tadı da çok güzelmiş. Hatta sarıdan bile daha güzel. Ah, benim kahvem bitti. Peki senin kahven bitti mi? Benimki de bitti amca. O zaman ikimizin de pamuk şekeri bittiğine göre hadi çömlek yapmaya başlayalım kiraz. Evet amca hadi başlayalım. O zaman ben bu kahveleri kaldırayım da çömlek eşyalarını getireyim. Burada beni bekle kiraz. Amca şaka mı yapıyorsun? Sadece bize bunlardan mı gerek? Kızım ben kaç yıldır çömlek ustasıyım. Şaka yapar mıyım hiç? Tabii ki sadece bunlar lazım. Ama bir keresinde belgeselde çömlek yapımını izlemiştik. Bir sürü malzeme alıyordu ve sen sadece çamurla kaşık mı aldın? Evet, çünkü çömleği bununla yapacağım. Şimdi beni iyi dinle. Bunun tekniğini öğrenmek çok önemlidir kızım. İlk öncelikle benden duy, benden gör. Sonra kendin yap. Bakalım senin çömleğin ne kadar güzel olacak. Hadi amca sen yapmaya başla. Madem bu kadar az eşya var o da o zaman çok kolaydır. Tamam, o zaman başlayayım. Siz de çömlek yapmayı öğrenin arkadaşlar. Bunlar gerçekten gerçek çömleğin yapımı. Evet kızım. İlk öncelikle bahçeden veya başka bir yerden bulduğum bir çamuru bir kaseye veya büyük bir tabağa doldurmalısın. Sonra da bu çamuru birazcık karıştırman gerekiyor. Dökmeden. Dökersen her yer batar. Ben küçükken genelde böyle yapıyordum. Rahmetli dedemden öğrendim. Bak yine döktüm işte konuşurken. Ben çömlek yapımını rahmetli dedemden öğrendim. Canım dedem bana her gün çömlek yapmayı öğretirdi. Yaz tatilindeydik. Okulu da okulda açılmamıştı. İşte ben de 5. sınıftayken öğrendim bunu yapmayı. Hayat öyle öyle geçiyor işte. Her neyse bitti. Evet arkadaşlar, şimdi bunu karıştırdık. Acaba amcamdan dinleyelim ne yapacağız şimdi? Evet arkadaşlar, siz de bu sayede çömlek yapabilirsiniz. Şimdi çamurumuzu karıştırdık. Bunun bu çamurun kurumasını bekleyeceğiz. Bu çamuru dökülmeyecek yere koyup 1-2 saatlik kurumasını bekliyoruz. Pamuk şekerlerin yanına koyduktan sonra 1-2 saat beklememiz gerek. 1 saat 15 dakika sonra. Evet, toplamda 1 saat 10 dakika bekledik. O zaman çamurumuzu çamurumuz kurumuş demektir. Hemen çamurumuzu alalım. Evet arkadaşlar, Kiraz doğru söylüyor. Hemen çamurumuzu almalıyım. Çamur retmen kendisi gitti ya. Gördüğünüz gibi yere de atsam, böyle üstüne de bastırsam ellerim kirlenmiyor ve masaya dökülmüyor. Çünkü kurumuş. Gördüğünüz gibi eskisi gibi sıvı bir halde değil. 1 saat 10 dakika veya 1-2 saat beklettiğiniz anda resmen kurumuş oldu. İşimiz burada bitmedi. Şimdi bu çamuru güzel cemama güzelce bir şekil vermemiz gerek arkadaşlar. Çamurumuzu yavaştan yavaşça kasemizden çıkartıyor. İşte bu küçücük kaseye bu kadar kocaman bir çamur sığmış. Vay canına gördünüz mü arkadaşlar ne kadar büyük bir çamur bu böyle. Evet aynen öyle. Şimdi de çamurumuzu bu şekilde böyle bir şekillendirmemiz gerekiyor. Bunun özel araçları var biliyor musunuz? Ayağınızı basarak güzel bir çömlek yapabiliyorsunuz. Bizim şimdi bu katılaşmış çamuru güzel bir kase şekline vermemiz lazım. Ben genelde kase şeklinde yapıyorum çömlekleri. Çünkü daha kolay oluyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Evet sıra geldi çömleği çömlek yapan şeye. Bu çömleğe şekil vermemiz gerekiyor. Daha doğrusu katılaşmış çamura. Bu katılaşmış çamura bir şekil vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen size nasıl şekil vereceğinizi göstereyim. Vay canına ne kadar güzel bir çömlek oldu bu böyle. Evet arkadaşlar, kiraz doğru söylüyor. Gördüğünüz gibi kase şeklinde bir çömlek yaptım. Peki, katılaşmış çamurdan nasıl böyle bir çömlek yaptın amca derseniz, daha doğrusu amcanız değilim ama kirazın amcasına. Yani bana işte derseniz arkadaşlar şu şekilde yuvarlayarak yapıyorsunuz. Aslında bunun bir aleti var. Ayağınızı basarak bu şekilde elinizle yapıyorsunuz. Elim de çok kirlendi ama olsun. Çömlek yapımında böyle olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kocaman bir çömlek yaptık. Bunu sadece kiraza değil sizin için de anlattım. Bu çömleklere yiyeceklerinizi koyabilirsiniz. Ayrıca bu çömlekleri süs de yapabilirsiniz veya benim gibi çömlekçiyseniz bu çömlekleri satıp para kazanabilirsiniz. Veya benim gibi yüzlerce hayvanınız varsa bu çömlekleri onlara yemek kabı olarak da yapabilirsiniz. Ben onun içinde yemem. Vallahi ya. Neyse ben uyumak istiyorum. Evet arkadaşlara da anlattığımıza göre kiraz sıra sende. Sıra bende mi? Ama ben yapamam ki. E buraya boşuna mı geldin Ya tamam o zaman. Arkadaşlar yapmaya deneyeceğim ben de. Den. Den de. Dere de de. İnanamıyorum bir çömlek yaptım. Hayatımda ilk defa bir çömlek yapıyorum amca. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kiraz böyle güzel bir çömlek yaptı. Siz de evdeyken anne ve babalarınızdan izin alarak bir bahçeden veya önünüzdeki yani binanın oturduğunuz bahçeden falan çamur falan alıp yapabilirsiniz. Ama bunun için ayağınızla bastırabileceğiniz bir alet gerekiyor. Ve kiraz gerçekten ama gerçekten çok güzel bir çömlek. Bak ben 5. sınıftayken dedemden öğrenmiştim ve senin gibi böyle kusursuz bir çömlek yapamamıştım. Sürekli eğri büğrü olmuştu ve kırılıyordu. Ayrıca çamurunu da dinlendirmemiştim. Ama sen tam da çok güzel kusursuz bir çömlek yaptın. Aferin sana. Arkadaşlar isteyenler kirazı alkışlayabilir buradan. Hepinizin sesini duyuyorum ve alkışlayanlara öpücük atıyorum. Alkışlayanlara çok teşekkür ederim. Bence de çömleğim çok güzel oldu. Evet arkadaşlar madem hepimiz çömlek yapmayı öğrendik. O zaman bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca yorumlara çıksa da bu video hakkında iyi veya kötü yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar hepinizi seviyoruz görüşmek üzere.